gençlik kolları BK üyesi arkadaşlarımız da orada. Onların da çok selamlar sizlere, yurt dışı arkadaşımız. Bir kısmı da cumartesi günü Uşak'ta, Uşak'taki programın çok kalabalık olması bekleniyor. Çünkü Ege bölgesindeki çevre il gençlik kollarındaki arkadaşlarımız ekipleriyle, kadrolarıyla beraber Uşak'a gidiyorlar. Ve biz orada bekleyecekler. Yine başkanla birlikte Uşak'ta olacağız. Bir kısmı arkadaşımız da Uşak'ta, Uşak'ta hazırlık yapıyor. Onların da selamını iletelim ve herkesin bugün saat 5'te açacağımız yurtla ilgili çok heyecanı ve beklentisi yüksek durumda. Biz heyecanlı olursak, sahada bugün aktif olursak, dinamik olursak, tarlada, esnafta, pazarda inanmışlığımızı, elektriğimizi vatandaşa yansıtabilirsek, inanın sayımız hiç önemli değil, kalabalığımız hiç önemli değil. Milyon da olabiliriz ama coşku, inanç, heyecan, enerji olmadıktan sonra hiç kimseye tesir etmiyor, hiç kimseye ulaşmıyor. Biz il programlarımızda da hemen ilde oturuyoruz. İl başkanımızla beraber, onun önderliğinde, onun koordinasyonunda il başkanımızdır. Hep birlikte genç arkadaşlarla oturup ne yapmamız gerektiğini tartışıyoruz. Çok kısa bir şekilde bina toplantımızı bitirip hemen kendimiz sokağa atıyoruz. Çünkü bir genci en iyi tanıyacağı yer sokaktır. Sokakta birbirimizi çok daha rahat, çok daha iyi tanıyabiliriz. Burada ne kadar konuşursak konuşalım. Sokakta bir arkadaşımız daha aktiftir, daha pratiktir, daha atılgandır, daha cevvaldir, tuttuğunu koparır, alır götürür, oraya heyecanlandırır. İki kişiyle, üç kişiyle başlayan bir inanmış bir hikaye bile başarıya ulaşabilir. Biz de bugün de bildiğim kadarıyla burada vaktimiz saat 2-2.30 gibi burada ayrılmak durumunda kalacağız. Sakarya merkeze geçeceğiz. Ben sözü çok uzatmayayım. Daha akşam 7'de de bir yemek programımız var. Yine bildiğim kadarıyla. Orada da uzun uzun sohbet yapacağız ama önce tanışmak için bir hep birlikte sokağa çıkmak lazım. Bir yorulmak lazım. Sokakta hep birlikte bir terlemek lazım. Ter dökmek lazım. Onun dışında sözümü çok fazla uzatmayacağım. Sakarya'da her zaman kardeşliğiyle övündüğüm, siyasete yol yürümenin yanında zor süreçlerde, zor noktalarda samimiyetle söylüyorum. Karakteri, duruşu, iş ahlakı, kar yaptığınız zamanda değil, zarar noktasında size sahip çıkmasıyla aranızda iyi bir il başkanlığı yapmış. Bizim dönemimizde de hep bizim boynumuzun, alnımızın yukarıda olmasını sağlamış. Cem kardeşimiz de yanımızda. Hiç biliyorum, ben bunları söylüyorum, o da böyle cümleleri sevmez ama kendi memleketinde ne yaptığını, ne ettiğini anlatmakta sanırım bize düşer. Ben sözümü fazla uzatmayayım. Başkana vereyim. Başkan devam etsin. Öncelikle sizlere...